dünyanın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Eskiden bu şarkıyı söylerdik ama devir değişti. Artık dilimizdeki şarkı şu: paranın ne değeri var? Mühim olan kripto. Bu haberde Türkiye'nin kripto para zengini ya da kriptozede ünlülerin hikayesini izleyeceksiniz. Listede inanılmaz isimler var. Hülyalar, Ebrular, Gülbenler, Sibeller. Hep hanımlar değil elbette. Bu işe giren ne beyler var ne beyler. Acayip işler bu işler. Burak Özçivitler, Kıvançlar, Keremler ve daha kimler. İşte kripto parayla servetine servet katan ünlüler. Ya da tam aksi, maalesef servetini kaybederler. Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin gibi yakışıklılar kripto para ile dansı Türkiye'de belki de ilk başlatan ünlüler. Birikimlerini 5 sene önce kripto paraya yatırmaya başladılar. Paranın kokusunu önceden aldılar, şimdi de tadını çıkartıyorlar. Bir Elon Musk değiller hala ama Bitcoin ile bu üç yakışıklı servetlerine servet kattı. Helali hoş olsun hepsine. Bakalım. Daha yani. Bir başka kripto paracı Engin Altan Düzyatan. O da heveslendi kripto parayla bir gecede zengin olmaya. Ama tren kalkmıştı. Yanlış zamanda yanlış paraya oynadı ve bu Engin Altan Düzyatan'a pahalıya mal oldu. Bir reklam filminden kazandığı 6 milyon lirayla kripto para alan Engin Altan Düzyatan birkaç ay sonra işler ters gidince yatırdığının 2,5 milyon lirasını kripto aleminde bıraktı. Sonrasında da kripto paraya tövbe etti. Gülben Ergen, o da bir kriptozede. Taksi plakası işlerinde 10 numara 5 yıldız kazanç sağlarken kripto para işine giren Gülben Ergen son coin krizinde fena yara aldı. Gülben Ergen'in 450 bin liradan aldığı bitcoinler birkaç haftada %30 değer kaybedince güzel şarkıcı 4-5 taksi plakası parasından oldu. Haftada 4 gün 5 gün vakit ayıracak hal kalmıyor çocuklarda. Ebru Şallı, o da kripto paracı. Dişinden tırnağından arttırdıklarıyla, plakası yapa yapa kazandıklarıyla kripto para işine girdi. Eşi Uğur Akkuş akıl hocasıydı. 5 milyon lira civarında para yatırdığı kripto paradan Ebru Şallı'nın birkaç yıl içinde köşeyi 5-6 kez döndüğü iddia ediliyor. Buyurun maske sana. Demet Akalın ve Alişan. İki kafalar da yakın zamanda kripto paranın tatlı kârını aldılar. Özellikle Alişan'ın kripto para işine fena halde kafa yorduğu ve bu işten çok tatlı kazançlar elde ettiği biliniyor. Demet Akalın Alişan kadar iyi bir yatırımcı değil. Eşi Okan Kurt'la birlikte kripto para işine soyundular. Demet Akalın'ın son günlerdeki bu şen kahkahalarının nedeni kripto paradan elde ettiği 5 milyon liralık kar olabilir mi acaba? Ay vallahi kafa dinlerimle gözüm oluruyor. O zaman Acun Bey ile... Hülya Avşar, o malum garanticidir. Parası kıymetlidir Avşar kızının. Bir dönem kendisine borsa derslerinde hocalık yapan eski kocası Kaya Çilingiroğlu'nun tavsiyesi ve ısrarıyla küçük bir miktar yatırdı kripto paraya. Ama çabuk caydı. Ne kar ne zarar elde edemeden çıktı kripto işinden. Adı geçti, hemen Kaya Çilingiroğlu'nun kripto parayla yatıp kalktığı, borsadaki eski evisinin artık kalmadığı ve yatırımlarını kripto paraya yönlendirdiğini belirtmek lazım. Kaya akıllı adam, çok para kazandı kripto işinden. Yani bana çok normal gelmiyor. Defne Samyeli, o da şu sıralar özellikle kızlarının teşvikiyle, ki o kızlar Z kuşağını temsil ediyor ailede, 2 milyon liralık bir yatırımla kripto işine daldı. Maalesef Defne Samyeli yanlış zamanda yanlış kripto paraları oynadığı için yatırdığının yarısını kaybetti. En azından iddialar böyle. 1 milyon lira vereceğim, bir tane bitcoin alacağım. 1 milyon lira benim elimde. Bitcoin nerede peki? Sunucu Buket Aydın'ın da kripto işlerine hevesi çok fazla. Haberlerde anlata anlata meraklanmış belli ki Buket Aydın kripto paraya. Boşandıktan sonra tüm servetini Buket Aydın'ın kripto para üzerinden döndürdüğü konuşuluyor. Bir dönem beraber olduğu Emir Sarıgül müydü acaba Buket Aydın'ın bu kripto para işlerindeki akıl hocası bilinmez. Ama tatlı karlar elde ettiği çok konuşuluyor. Bence Sanal'dan tavsiye etmiyorum. Çünkü çok şey geliyor, nasıl söylesem. Samimiyetsiz geliyor bana. Sabah Tümer, Özge Ulusoy, Tuğba Özay gibi güzeller de kripto parayla dans eden ünlüler arasında. Ya bit kafadaki bittir. Coin ise koyundan gelen bir coin'dir. Ebru Gündeş, o da sahnesiz geçen, ekranlardan uzak geçen günlerinde vaktinin ve de servetinin önemli bir kısmını kripto paraya yatırdı. Hemen belirtelim, Ebru Gündeş'in bu kripto para işlerinden en fazla kar eden ünlülerden biri olduğu söyleniyor. Rakamı sormayın, bilmiyoruz. Eğer bir gün hadiseyi Reza Zarraf'la gördüm diyen falcıya rastlarsak sağda solda bizzat kendisinden öğreniriz bu tatlı karı. Liste uzun, listenin sonu yok. Devamı birkaç gün sonra. Üstelik de daha da detaylı bir araştırmayla. Ne diyordu şarkı? Paranın ne önemi
değeri var. Mühim olan insanlık. Artık bu şarkı eskidi. Paranın ne değeri var? Mühim olan kripto.